Usura d'oro. Sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi çok sorulan bir soruyu size yöneltmek istiyoruz. Şimdi dua ediyoruz. Bir takım isteklerimiz var. Ne bileyim işte, hem bu dünyalık hem ahiretlik isteklerimiz var. Dua edip, el açıp dua ederken bir kişi Ya Rabbi dese, senin sevdiklerinin hatırı ve hürmetine bunları istiyorum diyerek dua etse, bu mahsurlu mudur? Şimdi zamanımızda bu şekilde böyle anlatanlar çok. Olmaz diyenler var. Böyle bir dua olmaz. Açıkça, diyorsun. Açıkça. Bu İngilizlerin dizayn etmiş olduğu Muhammed bin Abdülvehhab, Vehhabilik diyorlar ya. Evet. Bilhassa o. Bir de şu andaki Suud Mısır kaynaklı topraklarında olanlar. Topraklarında ve Türkiye'de de varlar. Var. Her tarafta varlar. Yani genel adı itibariyle Vehhabilik deniyor bunlara. Bunlar zaten ateş püskürüyor. Şirk diyorlar. Şirk diyorlar. Peygamber Efendimiz bile Aleyhisselatü Vesselam ölmüştür, duymaz, işitmez falan filan diyorlar böyle. Basit görüyorlar falan. Zaten kendi kralları bile öldüğü zaman leş gibi yere atıveriyorlar. Yerde tutuyorlar yani. Daha doğrusu diriyken hürmet etmedikleri gibi ölüyken de kimseye hürmet etmiyorlar. Öyle bir özellikleri var. Allah Teala hidayet nasip etsin. Halbuki mesela bu adamlar bu felsefeyle efendim diyor kimse herhangi kimsenin hatırı için herhangi bir şey vesile ederek bir şey istenmez, talep edilmez. Bu şirktir sizin de ifade ettiğimiz küfürdür diyor. Halbuki bu adamlar kendilerine müşrik oluyor. Nasıl? Bu mantıkla mı? Tabii. Nasıl? Bu adamlar hasta olunca nereye gidiyor? Doktor gidiyor. Ne alıyorlar? İlaç. Buna şirk diyorlardı sebebi yapışmaya. Vesileye. Ne oldu şimdi? O zaman şirke girdiler. Müşrik oldular. Müşrik oldu. O zaman müşrik oldular. Tabii. Peki karınları açıkınca ne yapıyorlar? Bir şeyler yiyorlar ya. Allah Teala da istesinler. Niye yemeden doymak için istesinler. Tabii. Niye yemeği veyahut da ekmeği vesile ediyorlar? Susayınca niye su içiyorlar? İçmesinler. Onlar niye vesile yapıyorlar? Şirk. Yani adamların söylediğine göre bu şirk. Mesela yağmurun yağması bile şirk bunlara göre. Niye? Buluttan iniyor yağmur. Toprak bile aynı şekilde bir şirk oluyor. Topraktan aynı şekilde ben buğday aldım deyince şirk oluyor. Değil mi? Toprak vesilesiyle aldım. Yağmur sebebiyle aynı şekilde yağmur, bulut sebebiyle yağmur geliyor. Yani bu adamlar vesileyi de karıştırmış, kafaları da karışmış. Allah Teala hidayet nasip etsin. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açık net buyuruyorlar ki dua ederken Allahümme inni es'elüke bi hakkı sailin aleyk. Ne demek? Allahümme ey Allah'ım inni es'elüke muhakkak ki ben senden istiyorum. Ne istiyorum? Bi hakkı sailin aleyk. Senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum. Bu duayı Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz yapıyor bunu. Senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum. Adem Aleyhisselam yapıyor. Yani bunlara göre Adem Aleyhisselam da müşrik, Peygamber Efendimiz de müşrik oluyor değil mi? Adem Aleyhisselam, Ya Rabbi neslinden gelecek olan Muhammed Aleyhisselam'ın hatırı ve hürmetine bu babaya şefkatle, muameleyle, onu mağfireteyle affeyle diye dua etti. Allah Teala da buyuruyor ki daha onu yaratmadım. Nereden biliyorsun? Ya Rabbi beni cennette yarattığın zaman arşta kendi isminle beraber bu isim yan yana yazılıydı. Anladım ki senin indinde bu isim kıymetli. O zaman Allah-u Teala diyor ki ya Adem doğru söyledin. Onu yaratmasaydım seni yaratmazdım. Onun hatırı için seni affettim. Onun hatırı için seni affettim. Ve Peygamber Efendimiz'e bir gün işte iki gözü görmeyen bir kimse geliyor. Ya Resulallah dua et gözlerim açılsın.
deyince Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona kusursuz bir abdest al. Sonra ya Rabbi sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'ı araya koyarak senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Seni vesile ederek Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi bu yüce peygamberi bana şefaatçi eyle. Onun hürmetine dağımı kabul et. Duasını okumasını söyledi. O zat abdest alıp gözlerinin açılması için böyle dua etti. Hemen de gözler açıldı buyuruyor. Peygamber Efendimiz kendisi öğretiyor. Kendisi öğretiyor. Ebu Abbas Ahmet Hazretleri talebelerine Allah-u Teala'dan bir şey isteyeceğiniz zaman İmam Muhammed Gazali Hazretleri'nin hürmeti için isteyiniz buyururmuş. İmam Gazali Hazretleri'nin hürmeti için Allah-u Teala da buyuruyor ki dua ediniz, kabul ederim, isteğiniz veririm. Ama Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu sistemde sebeplerle yaratıyor her şeyi. Hani Musa Aleyhisselam zaman zaman naklediyoruz onu. Hastalanmış. Diyorlar ki efendim bak bu ilaç ona iyi gelir. Yok diyor. Kullanmayacağım. Cebrail Aleyhisselam diyor kullan onu yoksa Cenab-ı Hak şifa vermeyecek. Kullanıyor iyi oluyor. İyi olduktan sonra Allah-u Teala arz ediyor. Ya Rabbi diyor hastalığı yaratan kim? Benim buyuruyor. Ona şifayı veren kim? Benim buyuruyor. O zaman doktora ve eczacıya ne gerek var? İlaca ne gerek var? Allah-u Teala buyuruyor ki sen benim adetimi mi değiştirmek istiyorsun? Ben ezelde böyle diledim. Doktor benim şifa için yaratacağım sebepleri araştırır. Ben de ona o konuda maddi rızıklar gönderirim buyuruyor. Cenab-ı Hak böyle takdir etmiş, böyle dilemiş. Allah-u Teala'nın dilediği, Allah-u Teala'nın yarattığı sisteme adam karşı çıkıyor. Peki mesela Hristiyanlar şimdi kiliseye gidiyorlar. Günah çıkartma hadiseleri var ya onların. Orada papazla görüşüyorlar falan. Günahlarından arınmış oluyorlar. Bu aynı şey midir? Aynı şey değil. Orada papazı vesile etmek... Vesile etmiyor orada. Papazı yetkili görüyor orada. Doğru. Papaz affediyor çünkü. Affeden orada Allah-u Teala değil papaz. Senin diyor günahlarını affettim. Bir sürü altlar yemişsin ama diyor 3-5 kuruş at şuraya. Tanrı adına affediyor. Tanrı adına affediyor. Böyle bir yetki kimsenin yok. Peygamberlerin yok ki papazım olsun. İsa Aleyhisselam'ın yok ki ben İsa Aleyhisselam'ın yolunda diyen aynı şey, yolundayım diyen bir rahibin veya papazın böyle bir yetkisi yok. İslamiyet böyle demiyor. Peygamberimiz de böyle demiyor. Daha doğrusu Allah-u Teala'nın gönderdiği dinlerde böyle bir şey yok. Adem Aleyhisselam da affedemez. Nuh Aleyhisselam da, İbrahim Aleyhisselam da, Musa Aleyhisselam da, İsa Aleyhisselam da, Muhammed Aleyhisselam da yok böyle bir yetkileri. Ama bunları Allah-u Teala vesile kılmıştır, şefaatçi kılmıştır. Bunların hatırı ve hürmetine diyerek Allah-u Teala'dan istenir. Bunların hatırı ve hürmetine diyerek... Allah-u Teala'nın indinde onların kıymeti yüksek. Çok fazla. Çünkü evet. Seçmiş. Mesela bir hadis-i şerifte sözlerine kulak asılmayan nice kimseler görürsünüz ki bunlar bir şey için yemin etseler Allah-u Teala bu sevgili kullarının hatırı için o şeyi hemen yaratır. Bu sevgili kullarınca. Berike ve Hadika kitaplarında ya Rabbi şu peygamberin veya ölü yahut diri, salih, evliya, alim kulunun hürmeti senin ona ihsan ettiğin kıymet hürmetine senden istiyorum demenin caiz yani helal olduğunu açıkça bildirmektedir. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki hiçbir veli gaybi bilmez. Allah-u Teala bildirirse ancak onu söyleyebilir. Evliya gaybi bilir, gaybi bilir, kaybolanları bilir diyorsa kafir olur. Evliya yok olan şeyi var edemez. Var olan da yok edemez. Kimseye rızık çocuk veremez. Hastalığı gideremez. Allah-u Teala'dan başkasından yardım beklemek caiz değildir. Fatiha suresinde ancak sana ibadet ederiz. Estağfurullah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder, senden yardım bekleriz. Dememizi emretmektedir. Bunun için evliyaya adak yapmak caiz olmaz. Çünkü nezir yapmak ibadettir. Kabir etrafında saygı için dönmek caiz değildir evliyanın. Çünkü Kabe etrafında dönmeye benzemektedir ki bu dönmek namaz kılmak gibi ibadettir. Veya cahiller ya Abdülkadir Geylani, ya Şemseddin Panufuti, ya Tezverende de Allah için bana şunu ver diyorlar. Böyle söylemek şirktir, küfürdür. Ama doğrusu ya Rabbi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hürmeti için bana şunu ver. Seyyidet Nefiz Hazretleri'nin hürmetine hastama şifa ver demelidir. Allah-u Teala'ya böyle dua etmek caizdir ve faydalıdır buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Ya söylemedik bir şey bırakmamış Ehl-i Sünnet alimleri. Hiçbir zaman bir Müslüman Ehl-i Sünnet dikkatindeki bir Müslüman gidip de aynı şekilde Mehmet Emin Tokadi Hazretleri istemez onu. Ama Mehmet Emin Tokadi Hazretleri bir Fatiha 11 İhlas okur, hediye eder. Ya Rabbi bu zatın hatırı ve hürmetine diye dua eder. Öyle dua edince o zatın haberi oluyor mu? Haber oluyor. Ya onun için mi o dua ediyoruz? Evet. O şekilde söylüyoruz. Çünkü bunu anlatırken Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki duanın kabul olması için girene ve çıkana dikkat etmemiz lazım. Gözler, kulağı, ele hepsi. Yani. Bizim de sakat durumumuz. Ama onlar vesile edilince onlar direkt müdahale etmezler. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler olduğu için
Cenab-ı Hak onu haberdar ediyor. O onda sana ya Rabbi bu kuluna istediklerini ver diye dua ediyor. Onun duası geri çevrilmiyor. Temiz ağzıyla. Temiz ağzıyla yapılıyor. Dolayısıyla dua etmek ibadettir. Her ibadetin şartlarına uymak lazım olduğu gibi duanın da şartlarına uymak gerekir. Diğer şartlarla beraber Allah-u Teala'nın sevdiklerini araya koyarak onların hatırı ve hürmetiyle dua etmek caizdir ve faydalıdır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız itikadi bir konuda bize bilgiler verdi. Bilgilenmiş olduk. Gayet güzel oldu bu bilgiler almak. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Yine böyle önemli bir konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, en akıllınız ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan, dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Ey rahmeti bol padişah, aman Allah, ey rahmeti bol padişah, aman Allah, cürümüm ile Mevlam geldim sana. Ben işledim hadsiz günah, aman Allah, ben işledim hadsiz günah, aman Allah, cürümüm ile Mevlam geldim sana. Sana senin adın Gaffar iken, aman Allah, senin adın Gaffar iken, aman Allah, ay börtücü Mevlam Settar iken, Settar iken kime giden sen var iken, aman Allah, kime giden sen var iken, aman Allah, cürmüm ile Mevlam geldim sana. Sana Kuddüs-i Isyan'da şedid, aman Allah, Kuddüs-i Isyan'da şedid, aman Allah, kullukta bir Mevlam battal pelit, bir Mevlam battal pelit, der senden kesmeyip ümit, aman Allah, der senden kesmeyip ümit, aman Allah, cürmüm ile Mevlam geldim sana, isyan ile Mevlam geldim sana. Tam ilmihal saadeti ebediye. Manaları açık ve kat'î olan ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere tevil etse dahi, yanlış mana vererek ve manaları açıkça anlaşılmayanları tevil etmeden yanlış mana vererek dinden çıkana, yani imanı bozuk olana mülhit denir.
mülhit kendini Müslüman sanır. Hiçbir dinde olmayıp da dinsiz düşüncelerini Müslümanlık imiş gibi fasit, bozuk deliller ile ispata kalkışarak Müslümanların imanlarını bozmak isteyene zındık denir. Mülhit ve zındık Müslüman görünerek İslamiyeti yıkmaya çalışmaktadır. Dini dünyaya alet etmek İslamiyetin en çok kötülediği bir suçtur. Her memleketteki İslam alimlerini böyle ağır suçlamak İslamiyeti kötülemeye, yıkmaya kalkışmak olur. Ehl-i sünnet alimleri hiçbir zaman siyasete karışmamış, hiçbir Müslümanı kötülememiştir. Eshab-ı kiramın hepsi öldükten sonra yeni Müslüman olanlardan bir kısmının imanları bozuldu. Eshab-ı kiramın doğru imanından ayrıldılar. Dalalet fırkaları meydana geldi. Bu bozuk fırkalara bid'at fırkaları veya mezhepsiz denir. Bunlar manaları açıkça anlaşılamayan nasları tevil ederek yanıldıkları için kâfir değildirler. Fakat İslamiyete zararları kâfirlerin zararlarından çok oldu. Birbirleriyle ve ehli sünnet ile çekiştiler, harp ettiler. Mezhepsiz bid'at fırkalarını ehli sünnetin 4 doğru mezhebiyle karıştırmamalıdır. 4 mezhep birbirlerinin doğru yolda olduklarını söyler ve birbirlerini severler. Mezhepsiz fırkalar ise Müslümanları parçalamaktadırlar. Bugün 4 mezhepten başka ehli sünnet yoktur. Muhammed Seyfeddin Faruki Hazretleri 2. bölüm. Hocası ve babası Muhammed Masum Hazretlerinin emriyle Delhi'ye giden ve Sultan Alemgir Han'ın talebesi olduğu ve pek bir saygı gösterdiği Seyfeddin Faruki Hazretleri burada pek bir müteessir olmuştur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın kurtulucu olduğunu emir buyurduğu onun Aleyhisselam ve eshabının yolu olan Ehl-i Sünnet dışında birçok sapık yollar türemiş ve taraftar bulmuştur. Seyfeddin Faruki Hazretleri bunun kötülüğünü ve derhal mücadele edilmesi gerektiğini bir güzel anlatır Sultan Alemgir Han'a. Sultan büyük velinin emir ve bereketiyle derhal bir ferman çıkarttırarak bu sapık kolları ve yolları kaldırır oradan. Seyfeddin Faruki Hazretlerinin Sultan Alemgir Han'la olan bu muazzam beraberliği İslamiyetin, Ehl-i Sünnet'in yayılmasına vesile olmuştur ki bu hizmetin büyüklüğü anlatılmaz. Seyfeddin Faruki Hazretlerinin sohbetlerinde sık sık naklettiği şu hadis-i şerif bu hizmetin menbaını pek güzel anlatmaktadır. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki İslamiyet ve sultan ikiz kardeş gibidir. O ikisinden birisi ancak diğeriyle iyi olur. Temeli olmayan bir şey yıkılır. Muhafızı olmayan bir şey de zayi olur. Hadis-i şerif. Muhammed Masum Hazretlerinin oğlu ve mutlak vekili olan Seyfeddin Faruki Hazretlerini Delhi'ye göndermesinin sırrı, hikmeti, kerameti de böylece çıkar açığa. Hindistan artık bir nur deryasıdır. Genişliğini sadece Allahü Teala'nın bildiği bir mübarek kalbe sahip olan, yüksek evliyalık derecelerine kavuşan Seyfeddin Faruki Hazretleri Allahü Teala'nın ve Resulü'nün aşkıyla dolup dolup taşmaktadır ki sık sık vuku bulan şu hadise ondaki bu aşkın büyüklüğünü pek bir güzel koymaktadır ortaya. Mesela onun sohbet halkasına oturanlardan biri Allahü Teala'nın ismini söylediği anda büyük veli Allahü Teala'nın azamet ve kibriyası ve muhabbetiyle geçer kendinden ve bir kuş gibi çırpınmaya başlar ki bu hali kalemler yazası değil. Her gün binlerce insanın sohbetinde bulunmayı saadete kavuşmak için vesile bildikleri
Seyfettin Faruki Hazretlerinin kapısına bir gün Sultan Alemgir Han'ın oğlu Şehzade Muhammed Azam Şah gelir. Geleceğin sultanı kalabalığı zar zor geçer. Öyle ki başındaki sarığı düşer, sırmalı kaftanı takılır bir yerlere. Nihayet şehzade büyük velinin sohbetiyle şereflendikten sonra gidip babasına Seyfettin Faruki Hazretlerini kalabalıklara anlatır. Babası Sultan Alemgir Han pek bir sevinerek manevi yüksekliğinin ve saltanat işlerindeki muvaffakiyetinin sırrını aşikar eden şu sözleri söyler. Şükürler olsun Allahü Teala'ya ki benim zamanımda sultanların ve şehzadelerin bile huzuruna çıkmakta zorlanacağı evliya kullar yarattı. Ya Rabbi, bu nimetin şükrünü hangi dil yapabilir? Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Seyfettin Faruki Hazretleri buyurdu ki, açlık ve mücahede harika ve kerameti arttırır. Evliyanın sohbeti ise kalbe zikri yerleştirir. Sünnete tabi olmayı kolaylaştırır. Yetecek kadar yiyiniz. Çünkü yolumuzun büyükleri bu yolu kalpte daima Allah sevgisini bulundurmaya devam ve sohbet üzerine kurmuşlardır. Zühd, yani dünyadan uzaklaşmanın ve şiddetli mücahede, yani nefsin istemediği şeyleri yapmanın neticesi, keramet ve tasarruftan ibarettir. Biz bunları işten bile saymayız. Bizim maksadımız ancak zikre devam, Allahü Teala'nın yasaklarından kaçınıp emirlerine uymak, Resulullah Efendimizin sünnet-i şerifine tabi olmak, bir de çok feyiz ve bereketlere kavuşmaktır. Bugün de sizlere şirin ilimiz Kayseri'den sesleniyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz bu tarih çekimi programlarımızın bugünkü bölümünde sizleri yine böyle dört dörtlük bir Selçuklu eserin önüne getirdim. Efendim bu Lala Muslihiddin veya Lala Bedrettin Muslihiddin, yani burada Kayserilerin söylediğiyle Lale Camii. Şimdi Lala hakikaten iki tane lamla yazılır. Lale de iki tane lamla yazılır. Birinde E, birinde A, o da Türkçe ses uyumudur. İnsanımız Lala'nın ne olduğunu tam bilmiyor ama Lale'yi biliyor. Lale güzel bir çiçek, Türk Lalesi, dünyada meşhur falan. Buna Lale'yi yakıştırmış, çiçek ismi vermiş. Bu Lala Muslihiddin veya Bedrettin Muslihiddin denilen rahmetli zat, II. Gıyasettin Keyhüsrev'in hadimi idi. Yani Osmanlı'daki musahip, en yakın hizmetinde bulunan insandı. Ama bu hizmette bulunan insan, getir götür, çay götür getir, peşkir götür falan değil. Bu, önemli meseleleri de meşveret edebileceği bir kimseydi. Padişahın baş danışmanıydı, yani sultanın. Bu o demektir. Hadim o demektir. Her türlü sır kendisine emanet edilebilir demektir. Birinci Alaaddin Keykubad'ın da lalası. Ha, lala ne demek? Lala, işte halayık malayık gibi böyle uşak, erkek uşak anlamına gibi kullanılabilir. Halayık hanım uşak, hizmetçi. Efendim, lala da erkek hizmetçi. Hayır. Lala, sultanın çocuklarının hem öğretmenidir, hem eğitmenidir. Eğitim ve öğretimde, daha sonra bu Osmanlı Sarayı'nda çocukların
7 yaşına kadar olan eğitim ve öğretimi cariyelere havale edildi. Yani hanım eğitimci tayin edildi. Daha sonraki yıllarda lalalar tayin edildi. Lala Mustafa Paşa var mesela, Kıbrıs Fatihi. Osmanlı da bu lala ismini kullanmıştır. Ama bunun yanında şehzade hocaları veya padişah hocaları gibi ibareleri de kullanmıştır. İşte bu zat bu güzel camiyi buraya vakf olarak yaptırmıştır. Minaresi sonradan yapılmış. Efendim ortası açıkmış. Daha sonradan kapatılmış. Efendim daha da içeride göreceğimiz o pilpayeler, tonozları hep beraber sizlere anlatmak istiyorum. Kıble tarafından ikinci sıradaki tonozun soldan ikinci kemeri üzerinde küçük bir kitabede şöyle yazıyor. O kitabeyi size içeride göstereceğim. Burada bir anlatayım da merak edersiniz nasıl bir kitabe diye. Programı yarım bırakıp gitmeyin efendim. Burada sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir meclisi ruhaniyeyi ye riyaset buyurdular yazıyor. Öyle rivayet edilmiş efendim. Kitapta yazanı söylüyorum. Şimdi gidelim kapıya, cümle kapısını bir görelim. Oradan da son cemaat yeri yok bu Selçuklu camilerin çoğunda. Eyvan şeklinde olanlar var. Tokat'taki olan Ulu Cami gibi falan yan eyvanlar var, ön eyvanlar var. Burada ise doğrudan caminin içerisine küçük bir antremsi yerden gireceğiz ve inşallah içerisini pırıl pırıl sizlere göstermeye çalışacağız efendim. Caminin taç kapısı önüne geldik. Şurada önümdeki meydanda güzel bir şadırvan olması icap ederdi ama o şadırvan yok. Şimdi bugünün imkanlarıyla çok hoş bir şadırvan yapmışlar sağ tarafta ama tarihi olmadığı için onları sizlere göstermiyorum. Yalnız bu camide bir özellik var öteki camilerden farkı. Bu camide efendim caminin avlusunun etrafında çepeçevre 10'a yakın çeşme yapılmış. Şunlar gibi efendim. O da bir güzellik vermiş. Yani hiç tenkit edilecek tarafı yok. Abdest almak için orada sıra bekleyen insan icabında burada da abdest alabiliyor. Ya da efendim buradan su içmek isteyen insan su da içebiliyor. Böyle avluya serpiştirilmiş gitmiş. Ben size sadece iki tanesini gösteriyorum. Caminin taç kapısı üzerinde bir tane küçük kitabe var. Bu görülen kibar küçük minyon kitabe onarım tarihi kitabesidir. Onarım kitabesidir. 1901 senesinde Sultan II. Abdülhamit Han zamanında Kayseri'de birçok tarihi eserler tamir edilirken hatta 1906'da da Saat Kulesi yapılmış Kayseri'nin yine 2. Sultan Abdülhamit Han zamanında. Efendim bu onarım kitabesi de buraya konmuş. Şimdi caminin şu sol tarafında bugünkü yazılarla yazılmış birisi Lale Camii diyor. 12. yüzyılda yapılmış Lala Müslehiddin tarafından yaptırılmıştır. Diyor ki banisi yani bani nin ismi veriliyor camiye. Fatih Camii diyoruz. Süleymaniye Camii diyoruz. Bayezid Camii diyoruz. Ama bir de Yeni Cami diyoruz. Hatice Turhan Sultan Camii de denebiliyor ama onun başka adları da konmuş. Hatice Turhan Sultan kendi ismini aslında bilerek çekmiş oradan Eminönü'ndeki Yeni Cami'de. Alttaki levhada ise 13. yüzyılda diyor. Ben 13. yüzyılı esas aldım. Yani 1200'lü yıllarda Selçuklu'nun hükümran olduğu dönemlerde ikinci Gıyasettin Keyhüsrev'in hadimi olan ve birinci Alaaddin Keykubad'ın da lalası olan kişi ki birinci Alaaddin Keykubad zamanında bu camiyi yaptırmış. Caminin kapısındaki şu gördüğümüz taşlar yenilenmiş. Onarım yenilenmesi. Yenilenmeyenler neler? İşte şurada sol tarafta o boydan boya o güzel Danışmentli'nin taş işçiliği. Danışmetli'nin de ondan kalan taş işçiliği, Divri Ulu Camii'ndeki taş işçiliğine benzer işçilik burada var. Ama ne olmuş? O taşlar zaman içinde erimiş, dökülmüş. Yani caminin taşı çalınmaz efendim. Öyle bir manaya getirmiyorum ben bunu. Ama yıpranmış yani. Taş olunca yıpranmayacak mı efendim? Demir yıpranıyor, taş yıpranmaz mı? Üstündeki kemer kısmı da maalesef kavisli güzel bir yermiş ama onun da bazı yerleri dökülmüş. 3-4 tanesinde usta, hayırsever usta, belki bugünleri de düşünerek yad edelim diye
bırakmış ki aman ha onu da dökelim de hepsi aynı birlik beraberlik olsun dememiş. Bakınız bir parça taşı dahi ya atalım da yenileyelim tamamiyet olsun istememiş. İşte Türk sanatkarı bu demek efendim. Bu kaptan şimdi içeriye girdiğimizde kıble benim arka tarafımda. Öyleyse bu camiye ne yapıyoruz? Yandan giriyoruz. Yan girişli camilerimizdendir. İçini de sizlere orada harim mekanında anlatmaya çalışacağım. Şimdi caminin içine girdik. Harim kısmına. Namaz kılanlar da var. Sesimi de onun için biraz alçalttım. Çok hoş, ferah, insana böyle ruhani bir rahatlık veren bir cami. Lala Mustahiddin Camii. Kayseri'deki. Efendim böyle sahınlar var. Kıbleye paralel. Bir de kıbleye dik sahınlar var. 6'ya 6. Yani 6 bölüm kıbleye doğru gidiyor. 6 bölümde kıbleye dik istikamette gidiyor. Yani caminin içi 36 sahın. Ama bu 36 sahın değil de 42 sahına çıkmış. Nasıl çıkmış onu sizlere anlatacağım. Şimdi caminin giriş kapısı bir kere yanda. Burada bir giriş kapısı var. Bunun da o zamanlarda giriş kapılardan biri olması lazım. Bu büyüklükteki camilerin 3 giriş çıkış kapısı oluyor ki içeride çok cemaat oluyor. 2000'den ziyade cemaat oluyor. Bu cami yuvarlak hesap 33 x 33 metreden 1000 metrekareden birazcık fazla. Yani 33'leri biraz kıstım da ben onun için kırptım. Şöyle böyle en az 2000 cemaat oluyor. 2000 cemaatin bir anda tahliye olması bir kapıdan zor olur, rahatsız eder. Camiye ibadete gelenin durup durduğu yerde bir din kardeşini rahatsız etmesi, bir Allah'ın kulunu rahatsız etmesi uygun mu? Değil elbette. Şimdi biz bu sahınlardan şöyle canımızın istediği gibi dolaşıyoruz efendim. Şurada bir güzel kubbe var. Ben altına şöyle bir gideyim kubbenin efendim. Bu kubbenin bir güzelliği, özelliği var. Evet, bu kubbe daha sonra Osmanlı zamanında yapılmış. Burası caminin açıktı. Açıktı. Evet. Yani gökyüzü görülüyordu burada. Mesela Malatya'daki Battalgazi ilçesinde de buna benzer bir Ulu Cami var. Battalgazi Ulu Camii. Onun da orası. Bu bölüme yazlık bölüm deniyor. Buradan ötesine kışlık bölüm deniyor. Osmanlı döneminde burası kapatılmış. Kapatılmış ama şu pilpayeler bu kubbenin yükünü çeken kemerleri taşımama ihtimaline karşı Osmanlı buraya yeni bir sistem eklemiş. Yani kubbenin ağırlığını çekecek her bir pilpayeyi böyle köşeli hale getirmiş. Dört tarafı. Ve üstünde kapatmış. Üstü bu caminin tamamıyla çatılı. Yanında Lala Mustahiddin, Bedrettin Mustahiddin Efendi'nin türbesi de var. Kümbeti biz size dışarıdan gösterdik zaten. İçerisinde şimdi açma durumunda değiliz. Çünkü günün bu saatinde ışık kurtarmayacak, size karanlık bir yeri göstermek de istemedim. Efendim niye öyle oldu? İmkanlar böyleymiş efendim, bu kadar olmuş. Şimdi buradan kıbleye doğru ben tam mihrab istikametinde hareket ediyorum. Bu caminin başka bir özelliği daha var kıymetli seyircilerim. Onu sizlere göstereceğim. Bu cami büyümüş efendim. Büyüyen cami ben İskilip'te rastlamıştım. Köprübaşı veya Hanönü dedikleri cami. Çok hoş da bir hikayesi var o caminin. O cami büyümüş. Bu cami de o cami kıblenin tersi istikametine büyümüş, geriye doğru genişlemiş. Bu cami de kıble istikametine büyümüş. Daha önceki caminin mihrabının bulunduğu yer şurası efendim. Şurası. Selçuklu'daki mihrab üstü kubbesi yerine burada bir çapraz tonoz var. O kubbe yerine orada açık kubbe idi. Sonra orası kapatıldı Osmanlı zamanında. Cami buradan mihrabın olduğu yere göre yere kadar daha sonradan büyütüldü. Yani şöyle bir böyle bir 4 saflık hemen hemen işte 3,5 saf görünüyor. 4 saflık yer daha kazanılmış.
Burada Lala Mustahiddin, Bedrettin Mustahiddin Efendi'nin türbesinin cami içinden giriş kapısı var. Öbür taraftaki kapıyı kilitlemişler. Burası da tabii şu anda kilitli tutuluyor. Buradan girdiğimizde kabriyle karşı karşıya geleceğiz. Niye kabriyle, cami biraz gömülü ya efendim. Biraz gömülü. Üst tarafında kümbetler hep burada Kayseri'de iki katlı. Alt katta esas kabir var. Üst katta da onu temsilen sanduka var. Efendim ben orada okuyorum. Okuyorsan oradan da gider tabii canım. Bu caminin özelliklerinden, güzelliklerinden birisi de Kayseri'deki bütün camilerden farklı olarak ne kadar tarihi cami varsa 40 tane, 50 tane hepsinden farklı olarak il merkezi için söylüyorum. Şurada bir kitabe konmuş. Bu kitabede diyor ki efendim, burada Fahri Risalet Perah Efendimiz'in bir meclisi ruhaniyeye riyaset buyurdukları mütevatiren mervidir. Altta da bugünkü yazıyla olanı buradaki görevler yazılmışlar, insanlar soruyorlar. Efendim Hoca Efendi de işi gücü bırakıyor onlara, bunu okumaya çalışıyor. Halbuki hemen onu Hoca Efendi bir güzel yazı yazana yazdırmış. Bugünkü kullandığımız harflerle buraya koymuş. Kardeşim işte burayı okuyun bak göz mesafesinden diye. Efendim şimdi kim görmüş? Kim etmiş? Demeye başlarlar insanoğlu. Ya kardeşim burada bir güzellik var. Menkabe diyorlar. Efendim bu bir menkabedir diyorlar. Yani menkabe derken bile menkıbeye sanki ya bunların çoğu böyle insana hoş gelen tatlı şeylerdir ama asla astarı yokmuş gibi ifadeler ki bunlar elle tutulur, gözle görülür şeyler değil. Bunu söyleyene saygı duyarız. Efendim burayı gelip de böyle hemen burada herkes bir iki rekat şükür namazı kılacak falan bir yer haline getirmeyiz. Ama böyle bir hususta söyleyenlerin boş söylemediklerini kabul etmek lazım. Şimdi burada size bir şey daha göstereceğim efendim. Şöyle bakınız şu pilpayelerin üzerinde ikişer tane açıklık var, ortada bir direk var. Ortada direk niye bırakılmış? Caminin yükünü taşısın. Peki o açıklıklar nedir? Efendim cami gömülü ya, bu camideki İmam Efendi'nin okuduğundaki sesi gerideki saflara çok rahat bir şekilde bu kanallardan geçerek gitsin. Kirli hava tonozlarda birikip de aşağılara çökmesin, buralardan böyle gidip caminin dışına tahliye olsun diye. Pek başka camide biz bunu görmüyoruz. Bu Lala Camii'nde maşallah çok güzel şeyler gördük kıymetli seyircilerim. Şimdi buradan şöyle mihraba gidelim. Mihrab Osmanlı işi. Daha sonra da herhalde elden geçti bazı yerleri. En azından silindi taşları. Lale Camii ya efendim. Lale Camii'nin mihrabına ne olur? Lale motifi kullanılır. Demek ki bu kendi tarihine haykırıyor. Bu mihrabın son tamirine haykırıyor. Buna lala değil de lale diyenlerin düşüncesiyle buraya lale motifleri konmuş. Olabilir yani kötü bir şey değil. Namaz kılan önde böyle bir lale motifinin, gül motifinin bulunmasının da bildiğim kadarıyla, işittiğim kadarıyla dinimizde bir sakıncası yok. İhtimal ki bu mihrap sonradan ilave edildiği için bazı tahribatlar geçirmiş. Son senelerde bu güzel bir elden geçip restorasyonun güzelliklerine kavuşmuş. Üstündeki yazı da kabartma hale gelmiş. Buraya da Selçuklu tarihi eserlerin taç kapılarındaki motiflerden birisi ama makineyle işlenmiş tabii. O haykırıyor. El işçiliği değil. Haykırıyor ben el işçiliği değilim diye. Olsun efendim. Gene yapanların eline sağlık. Ahirete intikal ettilerse rahmetler diliyoruz kendilerine. Kıymetli seyircilerim. Kayseri gibi güzel tarihi şehrimizin bir camiyi daha size bugün anlatmaya çalıştım. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyorum. İnşallah daha diyeceksiniz ki hani Hunat, hani Hunat. Hunat da başa güreşecek efendim. Onu sona doğru bıraktık. İnşallah onu da vermeye niyetliyiz. Hoşça kalın efendim.